Merhaba sevgili gençler. Bugünkü konumuz güzellik. Konuğumuz 1986 yılı Türkiye güzeli Sayın Meltem Doğanay. Hoş geldiniz Sayın Doğanay. Hoş bulduk efendim. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben 1968 yılında Kütahya'da doğdum. Liseyi ve ortaokulda Ankara Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde bitirdim. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümündeyim. Ve aynı zamanda Türkiye güzelisiniz. Evet. Peki, Türkiye güzeli olarak ülkemizi nerelerde temsil ettiniz? 1986 Türkiye güzeli seçildikten sonra ülkemi Londra'da Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil ettim. Daha sonra 1987 yılında Asya ve Pasifik Güzellik Yarışması'na temsil ettim. Orada da 5. oldum. 5. oldum. Peki Sayın Doğan'a ben size şöyle bir soru sorsam. Desem ki güzeli nasıl tanımlarsınız? Güzel her yönüyle, her haliyle insan ruhunda güzel ve iyi duygular uyandıran şey. Siz de o zaman insan ruhunda iyi duygular uyandıran Türkiye güzelimiz olarak ve aynı zamanda bir genç kızımız olarak gençlik sorunlarına, ülkemizdeki gençliğin konumuna dair neler düşünüyorsunuz? Aslında ülkemizin gençlerinin birçok sorunu var sanıyorum. Bunların arasında önemli olanlar bence ülkemiz stratejik ve coğrafi konum açısından Doğu ve Batı arasında kalmış bir ülke. Dolayısıyla gelenekler, görenekler de Doğu ve Batı arasında kalmış durumda. Bunun yarattığı bazı sorunlar var gençliğimizde. Yani Doğu ile Batı arasında kalan gençlik bu sorunlar içerisinde kaldığı için biraz problem ortaya çıkıyor diyorsunuz. Peki ama şöyle diyebilir miyiz? Biz kendi kültürümüzü çok yakın ve derinlemesine bilmemenin sıkıntılarını çekiyoruz gençler olarak diyebilir miyiz? Evet. Çünkü Türk romancılarını, yazarlarını ne kadarını okuduğumuzu, onları ne kadar yakından tanıdığımızı pek iyi bilmiyorum. Sanıyorum öncelikle Türk gençliğinin ilk yapacağı şey geldiği tarihi, geldiği kültürü, geleneğini, göreneğini ve hangi şartlarda bu duruma geldiğini öğrenmesi topluma ve dolayısıyla da kendisine yararının olması gerekir sanırım. Tabii o zaman Batı kültürüyle karşılaştığımız zaman şaşırmayacağız ve onu da kolaylıkla hazmetmeyi becerebileceğiz. Evet. Peki gençlerin aileleriyle ilgili sorunlara değinecek olsak. Öncelikle aileye çok şey düşüyor çocuk eğitimi için. Evet. Çünkü çocuğun topluma kazandırılması, kişilik sahibi olması, gelecekteki mutluluğu için çok önemli rol taşımakta. Hı hı. Anne ve babanın yapacağı ilk iş çocuk sahibi olmadan önce çocuğun bebek olarak kalmayacağı, ona bir kişilik kazandırmak gerektiği ve bunun için gerekli olan şeyleri öncelikle planlı bir şekilde düşünerek çocuk yapması gerekir sanıyorum. Yani anneler babalar eğitilmeli diyorsunuz. Evet. Anne baba eğitimi öneriyorsunuz. Anne baba eğitimi kendisini ailenin tanıması ve çocuğa neler verebilir? Bu çocuğu ne şekilde topluma kazandırabilir? Topluma kazanmış bir çocuk, topluma kazandırılmış bir çocuk öncelikle kendine yararı olan bir çocuk dolayısıyla da topluma oluyor. Peki şimdi anneler, babalar çocukları, gençleri çok yakından tanımıyorlar. Onların problemlerini yeterince bilmiyorlar deniyor genel olarak. Peki gençler, çocuklar anneleri, babaları, annenin, babanın ne demek olduğunu, anneliğin, babalığın ne demek olduğunu, anne babanın kendileriyle ilgili, çocuk sahibi olmakla ilgili duygusal sorunlarını anlayabiliyorlar mı? Yani bir anne çocuğunu bir yere gönderdiği zaman, bakkala gönderdiği zaman karşıdan karşıya nasıl geçecek diye endişe eden bir varlık. O zaman yapılacak şey şu, karşılıklı anne ve baba ve çocuk arasında çok iyi bir iletişimin olması gerekiyor. Hı hı. Tabii bu çocukluktan başlayan ve uzun zaman, yıllar boyunca devam eden bir şey. Onun için iletişimin kurulması gerekiyor. Yani anne ve baba çocuğu anlamaya çalışmalı. Hı hı. O doğrultuda da çocuk da anne ve babayı anlamaya çalışmalı. Her şeyden önce ilk yapılacak iş anne babanın kendini çocuğunun yerine koyması. Çocuğun da kendini anne ve babanın yerine koyması sanıyorum. Bir çözüm yolu olarak bunu öneriyorsunuz. Peki son derece güzel bir çözüm yolu. Siz aynı zamanda öğrencisiniz. Evet. Öğretmen olmak üzere, İngilizce öğretmeni olmak üzere üniversitede
okuyorsunuz, Gazi Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Evet. Ve tabii öğretmenliğin gerektirdiği pedagoji ve psikoloji dersleri de alıyorsunuz. Evet, toplumumuzda çok iyi bir eğitim vermek için dalında uzmanlaşmaktan çok en önemli şey bir pedagog olmak sanıyorum. Yani pedagoji bilindiği gibi en iyi şekilde öğrencilerine veya o dalda uzmanlaştırdığı şahıslara o dalı en iyi şekilde yerleştirmek ve onları çok iyi bir eğitimci haline getirmek. Siz de çocukken, çok önemli. Siz de çocukken ben büyüyünce öğretmen olacağım dediniz mi? Öyle bir düşünceniz, öyle bir isteğiniz var mıydı? Yoksa öğretmenliği tesadüfen mi seçtiniz? Çok istedim. Lise çağlarında İngilizce öğretmenimi çok sevdiğim için İngilizce öğretmeni olmayı çok düşündüm. Peki genç arkadaşlarınızı öğretmen olmaya davet ediyor musunuz? Davet ediyorum çünkü gerçekten öğretmenlik çok kutsal. Öncelikle çocukları seven ve topluma çok şahsiyetli kişiler kazandırmak isteyen kişilere en iyi tavsiye edeceğim meslek öğretmenlik diyorum. Ben de öğretmenler adına, bütün öğretmenler adına size teşekkür ediyorum bu güzel önerinizden ve davetinizden ötürü. Peki şimdi siz yabancı ülkelerde bir genç olarak bizi temsil ettiniz. Bu yabancı ülkeleri de görme, tanıma imkanını buldunuz. Daha önce Türkiye güzeli olmadan önce yurt dışına çıkmış mıydınız? Çıkmamıştım. Peki, çıktıktan sonra ülkemize döndünüz. Orada ve döndükten sonra ülkemizle ilgili karşılaştırmalar muhakkak ki yaptınız. Yani oranın yollarında yürürken bizim yollarımızı düşündünüz. Bizim evet. yollarımızda yürürken orada gördüklerinizi düşünerek bazı karşılaştırmalar yaptınız. Değil mi? Peki bu karşılaştırmaların sonucunu öğrenebilir miyim size? Öncelikle yurt dışında gördüğüm, gelişmiş ülkelerde gördüğüm şuydu. İnsanın çok önemli bir varlık olduğu kesinlikle kanıtlanmış durumda. Şöyle ki insan için gerekli olan bütün imkanlar sağlanmış. Kaldı ki hayvanlara ve bitkilere yönelik çalışmalar sunulmuş, yapılmış. Ülkemizde de tabii bu sanıyorum yavaş yavaş gündeme geliyor. İnsanın değeri artmaya başladı. Bu gibi olaylarla karşılaştım yani. Peki ülkemizi hangi sıralamaya koyuyorsunuz bu gördüğünüz ülkeler arasında? Evet, ülkemiz batılılaşmaya yönelen ve gelişmekte olan bir ülke olarak görüyorum. Ve onlardan da hiç geri kalan yanı yok bazı konularda. Bazı konularda geri kalan yanı yok ve bazı konularda da tabii gençliğe çok şey düşüyor. Dediğim gibi öncelikle gençliğin kendini geliştirmesi, ne istediğini, ne aradığını bilmesi, kendine yararlı olması, dolayısıyla topluma ve ondan bir şeyler bekleyen kişilere yararlı olması demek. Yani evet. gençliğe çok şey düşüyor. Sayın Doğanay şöyle diyebilir miyiz? O zaman geleceğimizi emanet ettiğimiz gençler gerçekten geleceğimizi inşa edecek olan yetişkinlerdir. Evet. Kültürünü tanıyan gençlik, nereden geldiğini bilen gençlik nereye gideceğini de bilir. Dolayısıyla kültürünü ve geleneğini, göreneğini tanıdıktan sonra sanıyorum en doğru kararı verir. Nasıl bir yönetici olunur veya nasıl dalında uzmanlaşılır veya dalının gerektiği şekilde nasıl davranır bunları en iyi şekilde öğrenir sanıyorum. Peki moda, fotomodellik, mankenlik, reklam filmi çalışmaları, bir de öğrencilik. Evet. Sizin uğraş alanlarınızı oluşturuyor. Bütün bu çalışmalarınızla öğrenciliği nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? Nasıl yürütebiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, yürütmeye çalışıyorum. Çünkü şöyle diyeyim, üniversite mezunu olmak istiyorum her şeyden önce. Çünkü üniversite mezunu olmak, vasfını kazanmak sanıyorum günümüzde çok önemli. Bunun için derslerim iyi gitmek zorunda. Zevk aldığım bir meslekle de uğraştığıma göre ikisi bir arada güzel gidiyor sanıyorum. Çok güzel. Sayın Doğanay, programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ve yeni yılın bu ilk programında genç arkadaşlarımızın yeni yılını kutlamak istiyorum. İsterseniz önce siz buyurun. Ben de genç arkadaşlarım yeni yılını kutlamak istiyorum. 1988 yılında her şeyin, bütün mutlulukların ve güzelliğin sizlerle beraber olmasını diliyorum. Evet sevgili gençler. 1988 yılının ülkemize ve dünyamıza güzellikler, mutluluklar getirmesi dileğiyle hoşça kalın.